Kahraman Azerbaycan ordusunun mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları, arkadaşlar, kardeşler, merhaba. Size sağ olun. İki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Bizim tarihimiz bir, dilimiz bir, irfanımız, kültürümüz bir, canımız bir, kanımız bir, bizim ayrımız gayrımız yoktur. Bir ananın oğlu dediği, Bahtiyar Vahap'ta dediği gibi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerçek kardeşlik ilişkisidir. İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz bizim için vazgeçilmezdir. Ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan, metfun bulunan aziz şehitlerimiz kardeşliğimizin en güzel ve ebedi nişaneleridir. Atalarımızın bize emanet ettiği kardeşlik bağlarımızı el ele, omuz omuza vererek gelecek nesillere miras bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Bu bilinç içerisinde iki devlet, tek millet anlayışına sahip Azerbaycan ve Türkiye, dün olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta bir ve beraber olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Jeopolitik sorunların, terörün, düzensiz güç hareketlerinin ve güvenlik kaygılarının hızla arttığı bir dönemde Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği, işbirliği son derece önemlidir. Bu nedenle can kardeşimiz Azerbaycan ile her alanda süren iyi ilişkilerimizi daha da ilerletmek için çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Hemen her alanda birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ülkelerimizi daha da güçlü kılarken bölgemizin geleceğini de şekillendirmektedir. Yaptığımız çalışmalar sadece Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda bölgenin geleceği bakımından da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla Kafkasya'da ve bölgemizde barış, huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. Ülkelerimiz ve milletimiz için tehdit ve tehlike oluşturan gelişmeler, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu niteliklere haiz ve her an harekata hazır bir ordu için ise modern harp, silah, araç ve gereçlerine sahip olmak kadar bu imkanları kullanabilecek iyi eğitimli personelin varlığı da hayati öneme haizdir. Personelimizin en üst seviyede yetiştirilmesi ve muharebe şartlarına hazırlanması için tatbikatlar önemli bir aşamadır, önemli bir araçtır. Tatbikatlardan hepimizin en iyi şekilde istifade etmesi şarttır. Biz ülkelerimizin güvenliği için, halkımızın emniyeti için, güvenliği için her an göreve hazır olmak durumundayız. Bunun için de sürekli olarak birliklerimizin hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmak hepimizin görevidir. Bu ve bundan sonra yapılacak tatbikatlar ayrıca iki kardeş ülkenin tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruşunu da tüm dünyaya göstermektedir. Bu da önemli bir ifadedir, önemli, anlamlı efendim, bir faaliyettir. Herkesin bunu göstermesi bakımından sembolik değeri çok önemlidir. Bu yaptıkları gerçekten ülkelerimiz için, milletimiz için komutanlarının, tabur komutanlarının, bölük komutanlarının eğitimi ve onların da getirir bize. Dolayısıyla bu hava ve arazi konusunda havayı değiştiremez arkadaşlar. Uyumdur. Arkadaşlarım burada aklı olacak olan tek şey var. Bir, karşımdaki düşmanı imha. Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. Yaşadığımız acıyı milletçe derinden hissediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şunu çok net olarak ifade etmek isterim ki Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde geçtiğimiz yıllarda soykırım yapan, yukarı bağı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız.
Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünlüğü olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyonluk Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız. Bu vesileyle Tovuz'da hain saldırıda şehit düşen can kardeşlerimiz ile ülkelerimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize acil şifalar dilerken şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kardeş Azerbaycan halkına da buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, hepiniz Allah'a emanet olun, hamınız selamet ve yaşa kalın. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü kuvvetlerinden biriydi ve bu bizim şansımızdı. Milletimiz, dilimiz, dinimiz, kültürümüz bir. Yani bizim şansımız ondan ibaretti ki biz her bir talimde gerek tecrübeyle paylaşaq. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri bütün dünyaya öz gücünü nümayiş elədi. Suriyada, Libya'da, Irak'ta ve inşallah Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de öz müqəddəs borcunu yerine getirecek. Ben bir defa bütün heyete, təlimlerde iştirak edilen heyete öz dərin minnətdarlığımı bildiririm. Canan abi, kardeşin tertip olması teklif oldu. Sol! Azerbaycan eskisine hizmet edin. Canan Nazir, başarıdan ben de Azerbaycan eskisine hizmet edin. Canan Nazir, Leytan Kerim'i tertip olması teklif oldu. Azerbaycan Respublikası'na hizmet edin. Canan Nazir, başarıdan ben de tertip olması teklif oldu. Sağ ol. Azerbaycan eskisine hizmet edin. Canan Nazir, Eskar Zaliyev teklif olmak için teklif oldu. Selam Nazir, Kaptan Semedo tertip olmasını teklif oldu. Tebrik ediyorum. Sağ ol, Azerbaycan Respublikası'na hizmet edin. Tebrik ediyorum. Özel kuvvetlerin. Sağ ol, Azerbaycan Respublikası'na hizmet edin.